Evet, merhaba. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü bugün köpek sahipleneceğiz. Evet, çok heyecanlıyız. Şimdi köpeğimizi almaya gidiyoruz. Aldıktan sonra size köpekle ilgili detaylarını, sahiplenme prosesini, her şeyi anlatacağız. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı. Çekil, merhaba. Ay, çok heyecanlı. Ağzındakini... İnanmıyorum. Düşünmedim ama bizde çok uzun kaldı. Aha, o ne ya? Çıkardın mı ağzını? Nasılsınız? Şu hayat geniş yeri biliyorsunuz. Nasıl duruyor? Yaşına bakın. Hemen. Tam bir bebek. Ay keşke çıkartmasaydın tatlım. Aşı karnesini unutma diye. İleride hatırlarız bugün. Evet. Beygeciğim, şipa takılması gerekiyor. Tamamdır. Şipa. Bu aşı karnı. Bu ne minnacık. Önümden küçücük bir şey yürüyor. Çok tatlı ya. Bir de kuyruk sallıyor. Şimdi Ege ile boyut kontrastlarına bakın bir. Ya şunlara bakın ya. Çok tatlılar. Gel gidiyoruz gel. Arkadaşlar dünya tatlıları ya. Şuna bakın minnacık bir şey. Rüzgar ak verdi kendini böyle. Şimdi Kalamış Parkı'nda gezdiriyoruz, birazcık çevreye alıştırıyoruz onu. Şu surata bir bakın. Mutlu aile tablomuz. Ne? Şimdi yağmur yağmaya başladı, o yüzden arabaya geçiyoruz. Ama bayağı gezdirdik yani. Evet. Kendi boyuna göre önce bayağı büyük bir yol kat etti. Aynen öyle. Evet. Hayır, bir de böyle koşmaya falan çalışıyor ama patileri o kadar kısa ki koşamıyor böyle. Pıtı 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 pıtı, çok tatlı. Bak çok ilgisini çekti şu şeyler. Tekrar çalıştır süreci. Aa, suları mı yakalamaya şunu kemiriyor. Bunu ısırıyor. Bunu oyuncağını versene. Cebinde değil miydi oyuncağı? Evet. Evet, gelin size anlatalım şimdi. Şuna bak, şuna bak. Anlatalım aşkım. Şimdi Lotus'u nasıl buldum? Bu arada Lotus kalıcı son isim olmayabilir. Hala tavsiyeler alıyorum. Çünkü Lotus biraz söylemesi zor geliyor bir de. Ama Lotus'u nereden buldum? Çok siyah beyaz olduğu için ve ben de Kung Fu Panda sevdiğim için ismini önce Po koymayı düşündüm. Ama Po da, Po hem söylemesi de... Araya da bak. Güzel bir denk geliş evet, oldu. Evet, gerçekten. Kung Fu Panda sevdiğim için ismini Po koyacaktım. Ama Po hem biraz erkeksi bir isim olarak düşündüm hem de söylemesi daha zordu. Neyse, sonra aklıma 3. film geldi. 3. filmde Po'nun gerçek babası isminin Lotus olduğunu söylüyordu. Lotus hem daha dişil bir isim. Zaten çiçek ismi. Evet. Lotus. O yüzden Lotus ama söylemesi bir tık zor ama güzel bir isim diye düşündüm. Derin de beğendi. O yüzden Lotus koymaya karar verdim. Neyse, Lotus. Normalde neredeydi dedi kadın? Bergama mı? Bergama. Bergama'da. Bergama. Bergama'da bir sürü yavru anne doğum yaptıktan sonra herhalde bulan insanlar çöp poşetine koyup çöpe atmışlar hayvanları. Ve bunlar 3 yavrularmış işte. Pardon, 4 yavrularmış. Diğer 3 yavru sahiplendirilmiş ama Lotus sahiplendirilmemiş. O bulan kadın birkaç aydır ona bakıyormuş kendi evinde. Ama kendi köpeğiyle çok iyi anlaşamamışlar. Bu çok oyuncu, çok şey ama kendi köpeği biraz daha başka köpeklerle anlaşmaya şey değilmiş, böyle açık değilmiş yani. Öyle yani, kendisi sokak köpeği ve aslında bayağı trajik bir geçmişten geliyor. O yüzden şimdi hani bu yuvasına çok mutlu olacağını düşünüyoruz biz. Evet, uzun süredir istiyordum zaten. O denk gelince internette böyle bir anda yazdım Betül ablaya. Yani işte bir yazdım, aradım falan, ettik, konuştuk. Tamam dedi. Gittim aldım. Sonra yani bir sürü kötü insan olduğu için aslında köpek sahiplenmek birazcık daha zorlaştı şu an. Çünkü insanlar takip şartı istiyor, belirli bir gelir istiyorlar. 25 yaş üstü olacaksın, 25 işte üstü düzenli yedir, cart curt bir sürü. Ya da böyle ailesiyle konuşacağız falan filan, 25 yaşından küçüksen zaten aslında bayağı insanlar emin olmaya çalışıyorlar sahiplendirdikleri insanların. Haklı ol, aslında biraz haklılık payı da var ama çok ileriye götürdüklerini düşünüyorum ben artık bazı konularda. O yüzden neredeyse caymıştım artık yani. Hani yok bahçeli eviniz olsun, yok şu olsun, yok bu olsun. Artık harbiden vazgeçme noktasına gelmişken bu yavruyu gördüm ve dedim ki yani gerçekten bunu alacağım, bunu deneyeceğim. Hadi belki bu olur dedim yani ve
oldu gerçekten. Sahiplendiren insanlar da dünya tatlısıydı böyle. Her şeylerini anlattılar bize işte. Şöyle temizlersin, böyle tuvalet eğitimi falan her şeylerini anlattılar. Böyle yaşa. Ve bizi çok yalıyor böyle sürekli. Lotus bak bir. Ne oldu lan az önce? Bur biraz azaldı, yine çıktık dışarı. Geziyorlar. Gel anneye gel. Sana gel de direkt bir şey yapmadım. Direkt. Kuyruğa bakın. Ne oluyor, nereye? Bizde burada aşı karnesi ve pasaportu var. Yapılması gereken iki tane aşısı var. Onları yaptıracağız. Veterinere geldik. Muayene olacak. İşte olmayan aşılarını olacak. Kesinlikle çok akıllı yani. Hiç huysuzluğu yok. Veterinerde bile çok mutlu bir kere. Yani kuyruğa bakın. Bana mı geliyorsun? Bana mı geliyorsun? Tam bir kuyruğu. Ay hıçkırık tuttu bu. Ay nasıl? Hıçkırık mı tuttun sen? Ay kıyamam. Bebeğimiz öğle uykusuna yattı. Bayağı uzun bir öğle uykusu. Evet, şöyle bir iki saat falan uyudu. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. O da biz protein yediğini onu yiyeceğim. Yalıyor öyle. Çok sevgi dolu bir hayvan. Gezdirirken kimi gördüysek yanına gitti kendini sevdirmeye. Yağmur da dinmiş ha biraz. Birileri kolumda uyudu. Çok da flaş yapayım da. Tuvalet eğitimi için eve böyle bir tane ped yerleştirdik. Bundaki kokudan anlayabiliyormuş buranın tuvaletini yapması gereken bir yer olduğunu. Şöyle geçiyorlar. Bunlardan aldık. Evet, bugün ilk günü olduğu için ona çoğunlukla etraf falan gezdirdik. Böyle hani kendi yaşayacağı yerleri koklattık vesaire. İlk gün diye ben böyle daha huzursuz olur diye bekledim ama gayet huzurluydu yani. Çok halinden memnun gibi. Gel. Patileri gözüküyor sadece. Ha pardon, Ege'nin ayakkabıları gözüküyormuş. Uzunca gezmelerden geliyoruz. Arkadaşlar, Lotus ilk eğitim hareketini öğrendi. Bu şebek ilk eğitim hareketini öğrendi. Buraya gel. Buraya gel babacığım. Lotus. Lotus otur. Otur. Aferin. Aferin. Daha kendisi 3,5-4 aylık olduğu aferin için bu bizim için çok büyük bir gelişme. Aferin. Kendisi pek yürüyüşe gitmek istemiyor galiba. Ege de ona bir boost veriyor şu an. Ay dedik. Biz ona dün normalde yatması için bir tane yatağımsı bir yer hazırladık yerde. Ama yani çok fazla yatağa çıkmak istedi. Ben yatıyorum, sürekli kenardan böyle tırmanmaya çalışıyor yatağa falan. O yüzden en son onu yatağa aldım ve tüm gece yatakta uyudu böyle. Çok tatlış bir şey. Şimdi yürüyüşe gitmek istemiyor. Eki kucağına aldı. Hiç gitmek istemiyor yürüyüşe. İyi günler. O da var. Evet, bugün Lotus'la 3. günümüz. Kendisi çok sakin, hiçbir sıkıntı çıkarmıyor, hiç havlamıyor. Geceleri güzel güzel uyuyor falan. Ara ara birazcık şey yapabiliyor sanki. Çok seveceğim. Neyse, bugün onu Kalamış Parkı'na götürüyoruz tekrar. İlk gittiğimiz gün bayağı hani yağmurluydu falan. Bugün birazcık daha sosyalleştirmek istiyoruz. Biraz daha gezdirmek istiyoruz Kalamış'ta onu. Öyle, şimdi arabadayız. Arabada da çok sakin bu arada yani. Böyle kutusunun içine, kutuda şeylere, koltuklara zarar gelmesin. Böyle yatıyor ve gidiyoruz. Oy bebek, bebek. Bakın böyle yatıyor kucağımda. Yerim ya, yerim onu. Bu sefer hava güzelken Kalamış'a geldik. Bu sefer dost edinmek istiyoruz kesinlikle. Yani birazcık sosyalleştirmek istiyoruz onu. Evet. Aa bak, bu da geldi. Sosyalleşme zamanı. Evet. Sen ne alacaksın? Kıyamam. Bizimki kıyamam, hiç şey yapmıyor. Kıyamam. Acaba böyle at getir tarzı bir şey oynar mı diye sopa verdim. Çiğneme oyuncağı belledi ve yattı böyle şu onun. Ya şu an dikkati dağıldı biraz ama. O kadar küçük ki. Gel. Bak şimdi ısıracak.
Al oyna. Korktu. Korktu yani. Korkuyor mu lan? Gel al. Yazık, korkuyor, yapma ya. Al 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 al. Sen de ısın. Dur onu kaldıralım onu. Ben onu çok sevmedim. Gel. Günümüzde Türkiye'de 5 saniyede top korktuğu oyuncağı. Yeni oyuncağını çok sevdi. Evet, videodaki 3-4 aylık şu kadarcık lotusumuz şimdi büyüdü. Neredeyse 1 yaşında ve boyutu şöyle bir şey oldu. Videoda birazcık daha proporsiyonel duruyor ama tam bir sosis köpek. Yani boyu cidden şu kadar falan. İncecik, şöyle ince uzun şöyle bir şey vücudu. Ve patileri hala bu kadar. Çok tatlı. Ya cidden yani minnacık ama kendi şeyine göre dana gibi oldu yani. Neyse, videonun başında dediğim ay işte çok uslu, hiç havlamıyor, çarpmıyor. Onlar tabii ki yaşıyla birlikte ve eve alışmasıyla birlikte değişti. Deli. Deli. Lan ne? Size göre tablo tam %48 kılıçlar oldu, %44 sayılar var görünüyor. Ben şu an onunla aynı evde yaşamıyorum ama her gittiğimde görüyorum yani tam bir deli, tam bir fırıldak. Yani hayat enerjisi çok yüksek bir köpek ama işte her tarafı ısırıyor, kemiriyor ama bilirsiniz yani o yaşlık köpekler hep öyle olur. Deli yani. Ama çok tatlı bir şey. Yani cidden bayılıyorum ona yani. 2-3 gün görmediğimde hemen Lotus'um Lotus'um diye üzülmeye başlıyorum yani. Bu arada Lotus ismini hani biz çok alıştık ama hala birazcık daha kısa ya da söylemesi kolay olsun diye Loti diyoruz. Yani ben çoğunlukla Loti diyorum. Böyle. Köpek sahiplenme sürecimiz de bu şekildeydi. Eğer siz de köpek sahiplenme ya da bakımla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Her ne kadar Loti benim bireysel köpeğim olmasa da ben de 10 yıldır köpek bakıyorum, şu an benim de köpeğim var. O yüzden yani bilgiliyim diyebilirim bu konuda. Öyle merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarıma görüşürüz umarım. Hepinize hoşça kalın.